Manşete hoş geldiniz. Sinan Ateş davasına ve yaşanan siyasi gelişmelere bakacağız. Fakat son birkaç gündür ülkede can alıcı gündem, sığınmacılara yönelik şiddet, onların iş yerlerini, araçlarını yakma ve eş zamanlı olarak Kuzey Suriye'de Özgür Suriye ordusu ya da bir zamanlar Türkiye'nin Kuvayi Milliye dediği hareketin başlattığı eylemler. Ve Suriye'de ne oluyor? Elbette Türkiye'de de Suriyelilere dönük tepkiler. Bütün bunların hepsini bir arada görmek lazım. Ekrandaki görüntü Maslak, İstanbul Maslak 1453'te bir kafede çekilmiş. Yeni bir görüntü, bir vatandaş elinde bıçakla Arap olduğu anlaşılan ve daha sonra da isimlerinin Halit Fuzan, İbrahim El Hurreti olduğu ortaya çıkan Arap iş insanlarının masasına tacizi görülüyor. Elinde bıçakla bıçağı sallıyor, ben Türk'üm Türk diyor ve ağır küfürler ediyor. Oralar biplenmiş tabi. Acayip. Kendi halinde Arap iş insanları bir kafede oturmuş, yemeklerini yerken elinde bıçaklı bir Türkiye vatandaşı beliriyor ve küfürler savuruyor ve tehdit ediyor bu insanları. Polisin gelmesiyle de olay yerinden uzaklaştırılmış. Bakalım sesi biraz açacağım. Çok kısa. Ha? <laughs> ben gelsin. Bu sözlerimiz burada. Oğlum delikanlınız gelsinler. Ben Türk'üm Türk. Müzekkeni Türk. haddet. Arap bana anlamam. Arap. Bu sözler yeter lan. Böyle yani insan içi kaldırmıyor. Arap barap anlamam falan. İnsanlar da ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Yaşadıkları korkuyu da tahmin etmek güç değil tahmin edilebilir ve zaten dudak hareketlerinden o Galis küfürlerin ne olduğunu da anlıyorsunuz acayip tuhaf tuhaf bir noktaya tuhaf bir noktaya evrildi tuhaf bir noktaya evrildi bir daha bu insanlar oraya gelir mi orada yemek yer mi bunu gören insanlar Türkiye hakkında ne düşünür evet, bütün bunların hepsine bakacağız ilerleyen dakikalarda ama önce sıcak Sinan Ateş davasıyla başlayalım. Türkiye Gazetesi enteresan bir haber yayınladı bugün. TGRT de bunu işlemeyi sürdürüyor ve bir anlaşma olduğunu ortaya koyan bir ifade bu. Sinan Ateş cinayetinin tetik tetikçisi Erol Özyağcı'nın ifadesinden hareketle savcılıkta MHP'den 2-3 yöneticinin ismini vermemi istediler. Bunu yaparsam beni kurtaracaklarını söylediler. Böyle bir ifade vermiş olabilir fakat bu ifadeyi başlığa çekmek, birinci sayfadan anonslamak yani işte... Bu bir kumpas, bu bir MHP'ye kumpas demeye getiriyor ve bu konu satın alınmış Türkiye'de de Türkiye'de de böyle bir haber çıkması, Türkiye gazetesi de böyle bir haber çıkması zaten pek çok şeyi de gösteriyor. Yani e, mahkemeye bakalım, işte bu salonda e, dava görülüyor ve bu salonda akıl almaz şeyler oluyor. E, mahkeme başkanı ya birkaç şey oldu bugün, bugün ikinci gün ama bugün olan şeyler dün başladığımız analizi tamamlıyor esasen. Mahkeme Başkanı Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'in salondan atılmasına atılması talimatı veriyor. Avukatı salondan atıyor ve polisler bu talimatı yerine getirmiyor veya karar veremiyorlar ne yapacaklarını. Avukatı atacaklar yani mahkeme başkanı emir vermiş ama polisler hakkında tutanak tutulmasına karar veriliyor. Ve polislere şunu söylüyor mahkeme başkanı niye çekiniyorsunuz? Günahı sevabı bana ait. Neden çıkarın dediğimi çıkarmıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Devletin gücünü göstermekten, yasayı uygulamaktan bu kadar aciz misiniz? Devlet kendisi çünkü. Tamam mahkeme başkanı, oradaki her şeyi o karar veriyor ama işin geldiği nokta. Yine Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel, Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e Tolgahan Demirbaş'la Bolya geldikleri sırada iki ayrı aracın PTS'ye takıldığını, bu araçlardan birinin İsmail Akgül'ün kullanımında olduğunu tespit ettiklerini belirterek soru sormak istiyor. Ancak mahkeme başkanı bu kişi yargılamayla ilgili değil deyip soru sormasına izin vermiyor. Acayip tuhaf şeyler oluyor. Serda ya tuhaf tuhaf değil de acayip şeyler oluyor desek daha doğru. Tuhaf değil geleceğim. Yine Serdar Öktem'in sorgusu sırasında Sinan Ateş duruşmasında aynı duruşmada Serdar Öktem'in sorgusu sırasında Ali Yücel gene Ayşe Ateş'in avukatı belli ki çok can sıktı. Kolluk kuvvetleri tarafından çıkarılması talimatını veriyor. Müşteki avukatları işte tepki gösteriyorlar bu duruma. İtiraz ederseniz sizi de dışarı çıkartırım diyor. Yani acayip bir avukat da bunun üzerine atabilirsiniz o zaman diyor yani. Ne desin? Yani enteresan. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır e, itiraz etmiş. Ve itiraz edince onu da atmışlar. Yani acayip burada hemen Muharrem İnce'nin yanında görülüyor. Bu duruşma dün bu fotoğraf dün tespit edildi. Remzi Çayır Milli Yol Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yan yana duruşmayı seyrediyor. İşte burası da zaten işte genelde partilerin oturduğu bölüm. Bakın burada arkada Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görülüyor. Yanlarında Ayşe Ateş. Ön tarafta Muharrem İnce, Remzi Çayır. Bu tarafta işte Ümit Özdağ görülüyor filan. Yani enteresan. Siyasiler de atılıyor. Yani itiraz edenler de atılıyor. Acayip bir şey. Ee, Selcan Taş, e, Remzi Çayır demiş ki sağlıklı bir duruşma olmuyor. Bağıran bir hakim var. Bir avukatı dışarı çıkarırken tarafsız olmasını söyledim. O zaman siz de çıkın dedi. Seldan Ta Taşcı Hamşuoğlu demiş ki İyi Parti milletvekili. Mahkeme başkanının gerekçesiz sert tavrı bizi kaygılandırıyor. Ateşin avukatlarına dönük mobbinge varan dili anlamak mümkün değil. Yine Murat Bakan CHP adına duruşmayı takip ediyor ikinci gün. Yargılamayı kontrol etmek için başkan bağırmayı tercih ediyor. Böyle yargılama olmaz. Konuyu konuya en hakim avukatlardan Ali Yücel'in atılması son derece yanlış demiş. Acayip şeyler oluyor. Acayip. Ama tuhaf değil. Tuhaf olmayan konu da konunun satın alınması. Bir diğer konu da bu işte Doğukan Çep ee, Doğukan Çep azmettirici olduğunu itiraf etmişti. Mahkeme salonundan çıkarılırken basın bölüm, bölümüne dönerek öpücük atmış. Salona girerken de bas, başına doğru basına doğru gene kafasını salladığı tespit edilmiş filan. Yani böyle de şey birbirlerine enteresan biçimde parmak sallıyorlar insanlar. Ayşe Ateş duruşmada sessiz sessiz çöken savunmalar başlıklı bir mesaj paylaşmış. Pankart asacaktık savunmasının çöküşü diyor. Tolga Han Demirbaş biz Mersin'deki olayla ilgili pankart asacaktık. Sinan Ateş'in evinin konum bilgileri o yüzden talep etmiş olabilirim. Avukatlarımız Mersin'de, Mersin'de Çağrı Ünel'e yapılan saldırı olayı 15 Mart tarihinde gerçekleşti ama sizin bu bilgileri isteme tarihiniz 10 Mart. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Derin bir sessizlik. Avukat Ali Yücel. Ali Yücel'in nasıl can sıktığı buradan da anlaşılıyor. Peki sistemden benim aracımın plakasını neden arattınız? Benim evimin önüne de mi pankart asacaktınız? Sessizlik. Ayşe Ateş'in kimlik bilgilerini neden arattınız? Sessizlik. Doğukan Çep. Sinan Ateş'e Yargıtay'daki dosyamı çözmesi için 650 bin TL verdim ama çözmedi. Paramı da geri vermedi. Bu yüzden ayaklarına sıkmaya karar verdim. Avukatlarımız. Bahşettiğiniz dönemde Yargıtay tarafından zaten onanmış olan dosyanızda Sinan Ateş size nasıl bir yardımda bulunacaktı? Sessizlik. Evet. Durum bu. Ve tel tel dökülen bir hikaye. Dün ortaya çıkmıştı ve bugün netleşti ki mahkemeyi pazartesinden cumaya bağlayıp AKP'yi, MHP'yi öncelikle MHP, MHP'yi memnun edecek şekilde kurtaracaklar. Eee siyasi bütün ayaklardan arındıracaklar. Zaten olcay kılavuzu dün kolladılar. Onu ayırmışlardı. Onunla ilgili sorulara mahkeme başkanının tutumu net. Yani aldığı talimatı birebir uyguluyor. Dolayısıyla alttaki KJY'ye, onun için öyle yazdım. Türkiye'de bu kadar açık yazılmıyor ama olay budur. Olay mahkemede yargıç terörüdür. Evet. Aldığı talimatı uyguluyor. Efendilerinin talimatını uyguluyor ve işin bir yere gideceği yok. Evet. Muhalefet partilerinin bu mahkemede mahkemeyi takip etmesi güzel, çok güzel. Ama keşke 15 Temmuz davalarını da böyle takip etselerdi ve her şeyi biz bu şekilde çıplak, açık, alenen görseydik. Keşke Ankara Gar Katliamı, birazdan geleceğim, Ankara Gar Katliamı davasını da böyle takip etselerdi. Keşke Gezi davasını da böyle takip etselerdi içerideki sanıkları unutmasalardı. Keşke Kobani davasını da böyle takip etselerdi. İçerideki sanıkları unutmasalardı. Hala Özgür Özel Selahattin Demirtaş'a gidecek. Temsilci bile göndermediler bu davalara. Cezaevindeki tutukluları ziyaret etmediler. 17-25'nin üzerinde tepindiler tepindiler. 17-25 Aralık polisleri 22 Temmuz'da 10 yılı dolduruyor cezaevinde dile kolay. 22 Temmuz'da 10 yıldır esaret altındalar. Bir kişi bile gidip ziyaret etmedi. Ne bir muhalefet partisi ne de bir parti temsilcisi. İşkence ve kötü muamele haykırışlarına kulaklarını tıkadılar. Cezaevindeki tutukluları ve onların yakınlarını, onlara yardım edenlerin başına gelenler, onlara kör sağır dilsiz kaldılar. Barolar da öyle. Başta Ankara barosu olmak üzere bütün barolarda öyle. Sadece o değil Soma davasını, Soma maden davasını takip etmediler. İnsani konulardan bahsediyorum. Demp, deprem enkazı orada duruyor hala tam olarak kaldırılmış değil. Dönüp bakmadılar, takip etmediler. Hakkari'ye kayyum atandı, idareten ilgilendiler. Van'daki gibi güçlü bir itirazda bulunmadılar. Hangi birini söyleyeyim ki? İşte 10 Ekim 2015 Ankara gar katliamı. 103 kişi hayatını kaybetti orada. İki işit bombasıyla ama orada da bir takım sanıklara suç verilir, bir takım sanıklara hükümler verilirken bir takım sanıkların da beraatine filan karar verilmesi aileleri çileden çıkardı. Protestolar yükseliyor. İlgilenmiyorlar, takip etmiyorlar. Yani iktidar ilgisiz olduğu gibi muhalefet de ilgisiz bu davalara. Bir başka konu hasta tutsaklar Mehmet Edip Taşar, İbrahim Tekin, Fırat Nebioğlu. Kimse ilgilenmiyor, takip etmiyor. Mehmet Edip Taşar 68 yaşında, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, hipertansiyon, yüksek diyabet. 66 yaşında İbrahim Tekin, işkence de testislerinde sorun yaşadı. Göbek fıtığı ameliyatı oldu, uyku apnesinden kaynaklı problemleri var. Yine Diyarbakır'da tutulan Fırat Nebioğlu, haftanın 3 günü dialize bağlı genetik böbrek yetmezliği vesaire. İlgilenmiyorlar, takip etmiyorlar. En temel cezaevindeki insanların insani haklarını Gene İnsan Hakları Derneği'nin hasta, hasta tutsaklar listesinde Mehdi Boz açlık grevine başlamış. Haberiniz var mı? Elazığ ikincioğlu yüksek güvenlikli cezaevi. Ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde görüş saatlerinin düzenlenmesi, kaldığı hücrenin değiştirilmesi talebiyle son derece insani istekler. Dönelim. Takip etmediniz etmiyorsunuz. Bugün 2 Temmuz Madımak Sivas Madımak katliamının 31. yıl dönümü. Dile kolay dile kolay yani. Bugün gibi hatırlıyorum Ankara'dayım ve her saat başı bültende Sivas'taki olayların öğlen vaktinden akşama kadar gözümüzün önünde kulaklarımda o ifadeler, haberler, bültenler nasıl büyüdüğünü ve akşam nasıl otelin yak yakıldığını izledik, gördük, müşahede ettik. Devlet seyirci kaldı. Bütün bu olayların hepsinde devlet var. Devletten birilerinin yol açması var. Devletten birilerinin yol vermesi var. Ve devletten birilerinin de mahkeme, yargı, soruşturma, kovuşturma neyse bu süreçlerde koruyup kollaması var. Ondan dolayıdır ki bu davalar ve bu davalardan, bu davaların seyri ve bu davalardan çıkan sonuçlar gerek kurbanları gerekse kurbanların ailelerini tatmin etmiyor ve Sivas'ın kanı 31 yıldır orada yerde duruyor. Aydınların kanları. Cumartesi anneleri 105, 1005. hafta. Geçen cumartesi. Kaç kişi ilgilendi? Bu haftaki eylemde Abdullah Ateş'in 94'te kaybedilmiş işkenceden sonra onun akıbeti sorulmuş. Fakat meydanın kapatılmasına tepki gösteren İstanbul İHD Şube Sekreteri Oya Ersoy diyor ki Galatasaray meydanı yerine polis bar bariyerlerinin önündeyiz. Hiç şüphe yok ki kontrolsüz denetim dışı bir yetki kullanımıyla karşı karşıyayız. Güya açtılar meydanı. Hayır açtıkları falan yok. Gene bariyerlerin önünde sınırlı sayıdaki insanın eylem yapmasına izin veriyorlar. Tamamen göstermelik. Hani normalleşme. Normalleşme diyorlar sonra da adına. Şimdi dönelim bu Suriye meselesine. Ee, çok boyutlu bir konu. Sadece Kayseri'de değil Hatay. Konya hatta İstanbul biraz evvel o kafede Arap iş insanlarını rahatsız eden insanı gördünüz. Neyse. Hemen her yerde adeta düğmeye basılmışçasına bir şey başladı, tepki başladı. Kayseri'de 5 ya da 6 yaşında bir çocuğun istismar edilmesi üzerine istismar eden Suriyeli, o arada çocuk da Suriyeliymiş galiba. Hatta valilik bunu böyle açıkladı. Ya çocuk Suriyeli filan. Yani istismar eden Suriyeli, çocuk da Suriyeli. Bırakın yani bize ne falan demeye getirdi adeta. Bunun üzerine patlayan tepki eylemleri var. Enteresan bir biçimde ve bu eylemler artarak büyüyor. Bütün bütün yurda, yurt satında bu yöndeki bu eylemler yayılmış olarak devam ediyor. Sonra bakıyorsunuz Kayseri'deki linç hadisesine. Hepsi suç makinesi. Yani gözaltına alınmışlar bir kısmı, alınanların tamamına yakını yağma, adam yaralama, tacizden falan sabıkalı. Zaten baktığınızda yaş ortalamaları benzer. Örgütlü şekilde hareket ediyorlar. Yani bütün gün bekliyorlar, akşam çıkıyorlar. Enteresan yani hem pazar akşamı çıktılar hem pazartesi akşamı çıktılar. Yani bu bir protesto mu, bu bir hak arayışı mı, bu bir tepki mi, bu bir başka bir şey mi? Ee, ve yani bir organize hareketlenme olduğu ortada ve zaten sabıkası, sabıkalı olan insanlar yani halkın doğal olağan bir tepkisi gibi değil hani hayatın olağan akışı derler ya artı yani emniyetin ve ne bileyim kolluk gücünün buna her neyse izin vermemesi lazım yol vermemesi lazım derhal bastırılır iki kişi bir araya geldiğinde onlarca polisi yıkmayı biliyorsunuz. Yine yüzlerce polisli, dronlu, muronlu, konvoy halinde araçlarla masum insanların evlerini basmasını biliyorsunuz. Burada da böyle bir enteresan bir durum var. Tıpkı yani sanki e, düğmeye basılmış gibi bir hal. Tam da bu olurken e, öbür tarafta, sınırın öbür tarafında da buna tepki eylemleri var. Tabi elbette Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri yumuşatmaya çabası Erdoğan'ın, Sayın Esat falan diye konuşmaya başlaması falan tekrar görüşebiliriz falan demeye başlaması. Orada da ÖSO Kuvayi Milliye denilen Özgür Suriye ordusu Erdoğan'ın Kuvayi, Kuvayi Milliye dediği Özgür Suriye ordusu Türkiye'ye karşı bir hareket başlattı. Türk tırları yağmalanıyor, ofisler basılıyor, yakılıyor, araçlar ters çevriliyor, Türk bayrakları indirilip yakılıyor falan böyle bir durum var. Enteresan, enteresan bir yere evriliyor olay. Peki nasıl görülüyor bu olay? Yani Kayseri'deki olay işte ne bileyim Konya'daki yurdun her tarafında işte Suriyelilere, Suriyelilere dönük öfke patlaması FETÖ İsrail destekli operasyon olarak görülüyor. Sabah da kocaman iç sayfa manşeti yapmışlar. O arada Ali Yerlikaya açıklamış işte ezbere söylemiyorum diyor ki bu diyor provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alındı. İç işlerinin resmi rakamlarına bakarak söylüyorum. Yani bu yüzde yüz güvenilirdir doğrudur diye değil. Fakat kendi açıkladı rakamlar. 474 kişiyi gözaltına almışlar. 285'inin çeşitli suçlardan göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık filan falan, sahtecilik, tehdit hakar. Yani 474'ün 285'i sabıkalı. Neredeyse her 5 yani yaklaşık her 5 kişiden 3'ü gibi. Evet, enteresan bir noktaya evrilmiş durumda. Tam da o aşamada CHP İstanbul Gençlik Kolları enteresan bir tweet paylaştı. Gereğinden fazla merhamet vatana ihanettir Atatürk'ün sözü diye. Atatürk'ün böyle bir lafı var mı bilmiyorum. Yani biz Atatürk'ün sözleri külliyatına epeyce vakıf bir nesiliz. Ee, okullarda, başka her yerde karşımıza çıktı, okutuldu. Ben böyle bir söz hatırlamıyorum. Tartışmalı. Fakat almış bunu kullanmış. Velev ki doğru. CHP İstanbul Gençlik Kolları resmi hesaptan paylaşıyor. Mavi tikli hesap. Ee, ve işte Erdoğan'ın sözünü alıntılamış. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık, kovmayacağız diyor. Yani Suriyeli göçmenlere dair isterlerse giderler, istemezlerse biz onları kovmayacağız sözünü alıntılayarak Erdoğan'ın. Erdoğan'dan daha ayrı bir noktaya savruluyor CHP Gençlik Kolları, İstanbul Gençlik Kolları. Gereğinden fazla merhamet vatana ihanettir. Çok merhametli gidiyorsunuz bunlara. Yani onlara saldırmak, bir kız çocuğuna istismardan hareketle saldırmak, araçlarını ters çevirmek, iş yerlerini yakmak meşrudur diyor. Tuhaf iktidarıyla, muhalefetiyle. Said Sefa kitabın ortasından yazmış. Aç da kalsak açıkta da kalsak Erdoğan'a destekleriz demediniz mi? Mülteci sorunu Erdoğan'ın Suriye politikasından dolayı çıkmadı mı? O mültecilerden dolayı AB'den milyarlarca dolar aldı size de çaresizce izlemek düştü. Niye kızıyorsunuz ki? Sizin desteğinizle oldu her şey. Bir mermi kaç para biliyor musunuz diye mitinglerde size fakirliği vaat ederken Suriye'yi işgal edeceğini ilan ederken avuçlarınız patlayıncaya kadar alkışlayıp kendinizden geçmiyor muydunuz? Yapmayın etmeyin, etmeyin diyenlere haini ilan etmediniz mi? Siz desteklediniz, o da yaptı. Gene Kerim Has, 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz'dan ve sonrasında özellikle TSK'nın kurma yaklının tasfiyesinden bağımsız değil bu olaylar diyor. Özellikle Suriye tarafını kastederek Erdoğan rejimi yıllardır Suriye'de ektiğini şimdi biçmeye başladı. Kayseri, Hatay, İstanbul ve diğer bazı kentlerde Suriyelilere karşı pogrom gelişimleri ardından Suriye'de TSK mevzilerine ve Suriye'nin askeri noktalarına bizzat Erdoğan rejiminin yıllarca desteklediği cihatçılarca yapılan saldırılar Ankara'nın Suriye siyasetinin iflas ettiğinin en büyük göstergesi demiş. Daha doğrusu zaten önceleri iflas etmiş Suriye siyasetinin bu sefer direkt Türkiye'nin güvenliğini de çok ciddiye çok ciddi tehlike, tehlike atabileceğinin güçlü bir işareti diyor. Evet. Yine e, bu Suriye meselesiyle ilgili olarak e, Levent Gültekin'in bir yorumu dikkatimi çekti. Erdoğan diyor Batı'ya verdiği sözü uyguluyor. Batı'ya sur, Suriye'yi bölme, parçalama. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti veya bir Kürdistan tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi bu sözü verdi ve bunu uyguladı diyor. Şimdi diyor işlem tamamlandı ve tekrar Suriye ile barış çubuğu, sulh çubuğu tüttürüyor Erdoğan. Bunu işitince benim aklıma Erdoğan'ın, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olduğu ve bir zamanlar bununla övündüğü bilgisi geldi, hatırlattı. Bu da olabilir bilmiyoruz fakat neticede bu rejimin yaptıklarının, ettiklerinin bir sonucu efendim olanlar. Kabinede değişiklik olmuş, saatlerce bunu konuşuyorlar. Yani kabinede şu gitmiş bu gelmiş ne fark eder? İsimlerini anmaya bile değmez. Şu gitti çünkü bundan, bu gitti çünkü şundan. İstifa mı etti, affını mı istedi, Erdoğan mı değiştirdi? Yani bunlar hepsi Erdoğan'ın memuru. Yani acayip bir kişi üzerinden ya sabah baktım bir tanesi e, Fatih Altaylı. Ya yani, Murat Kurum iyi bir bürokrat. Gelmesi iyi oldu falan diyor. Ama diyor bir, bir siyasetçi olmadığı için İstanbul'u kaybetti falan. Böyle de oturuyorlar ciddi ciddi olan bitene ahkam kesiyorlar yani kritik ediyorlar. Acayip. Yani takip edin onları ben bu konuda daha fazla gevezelik etmeyi abes görüyorum yani. CHP sözcüsü Deniz Yücel hafta sonu halk istediği zaman erken seçim olur dedi. Ya bu bilmem kaçıncı kere CHP'li sözcülerin ağzından çıkan bir şey. Tamam evet bir politika belirliyorsunuz veya belirlediniz genel başkanlık katında ve bunu da Genel başkan zaten belki beş kere söyledi. E, defalarca aynı şeyi söylemenin manası yok. Halk isterse olur. Yani bunu kapatmak lazım ki zaten muhtemelen de kapandı bu iş. Yani çok fazla artık konuşulmuyor. Neticede iktidar iktidara bir buçuk yıl daha kazandırdı Özgür Özel. Son tahlilde. Yani bir buçuk yıl sonra olur seçim diyerek Kasım 2025'i işaret etti. Kasım 2025'e kadar rahatız. Seçim meçim yok. Mehmet Şimşek'in açıklamaları çok kritik ediliyor. Yani bir sürü şey söyledi. Avrupa'da en iyi asgari ücret dedi. Hepsi şey yani acayip. Hani yurt dışına çıkış harcı ile ilgili olarak. Yani e zaten dedi imkanı olanlar yurt dışına gidiyor. Onlar da öylesin. İmkanı olamayan zaten gitmiyor ki dedi filan. acayip. Ha o arada tabii öğrencilerden almayacaklarmış. Onu parantez içinde söylemiş olayım. Yani ya ne ya ağzından çıkanı kulağı duymuyor ya da gerçekten e, o konuda muhakemesini yitirdi büyük hakaret. Kendi toplumuna, kendi insanına, yurt dışına çıkanlara. Acayip. Yani bu lafın neresinden tutacaksınız? İmkanı olan gidiyor zaten yurt dışına. Ödeyi versinler canım. Neredeyse 3000 dolara çık ya 3000 TL'ye çıkarılırsa neredeyse 100 dolar yani. Bakın gerçeklik bu. Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Hani Erdoğan muhalefete yıktı ya. E, suya zammı şuna buna faturalara zammı. Akaryakıt. Elektriğe %37 %38 zam yaptılar. Akaryakıt birkaç gün önce diyor. Benzine 2 TL motorine 1 TL 68 kuruş zam yapıldı. Bugün bir zam daha diyor. Filan. Haftaya da ÖTV artışından en az bilmem 2,5 TL zam var falan. Yani 10 gün içinde benzine 4.63 TL zam yapılmış olacak yaklaşık %12 oranında ve bu hemen her şeye e, silsile silsilevi olarak yansıyacak bir zam. Yani akaryakıt artınca akaryakıt yani girdi fiyatları e, arttığı için daha doğrusu harcama kalemleri arttığı için bunu insanlar şeyler herkese yansıtacaklar üreticiler. Böyle de bir şey. İğneden ipliğe lafı toparlayamadım. İğneden ipliğe her şeye zam gelmesi manasına geliyor akaryakıt zammı. Sözün özü. Şimdi lahmacun güzel görünüyor bu arada. Bu masaya 6250 TL verdik şaka mı demiş filan. Şimdi burada plajlarda lahmacun meselesi var ya. Yani görsel doğru mu? Görsele yorum yapan kişi doğru mu? Yoksa ne bileyim etkileşim almak mı için mi bunu yaptı? Orada değilim. Bunu teyit etmedim. Fakat bunun teyidinden bağımsız bir şey söylemek istiyorum. Yeme o zaman. Ya da gitmişsen yiyeceksin ve o fiyatı da ödeyeceksin. O bu manyak fiyatı da ödeyeceksin. Ee, ve sonra da bundan hiç şikayet etmeyeceksin. Yani e, çok acayip bir şey var. Türkiye uzun yıllardır e, plajlardaki lahmacun fiyatlarını kritik eder oldu. Yani çıkın buradan yahu. Ya mesele bu değil yani. Yoksa bu kişi gerçek mi? Yoksa e, şey mi? Ne derler? Etkileşim almak için mi bunu yapıyor filan? Onu söylemiş zaten alttaki de. Yani neden ısrarla lahmacun yiyorsun ki o zaman? Sefertasında koy yemeğini git orada Kendin pişir, kendin ye yani. Yavaş yavaş bağlarken sınırlarımızın dışına bu hafta çok fazla sıra gelmedi ama gelecek. Geçen hafta çokça bahsettik ama e, bu hafta iki konuya e, değineceğim. İlki Fransa. Fransa'daki seçimler Ulusal Birlik Partisi'nin e, birinci çıkmasıyla, zaferiyle sonuçlandı. ilk turu, ikinci tura gidiliyor. Fransa'da 577 e, milletvekilliği için seçim yapılıyor. Dar bölge sistemi var. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi... İngiltere'de parlamento 650 üyeli, 650 bölgeye bölünmüş. Fakat İngiltere ile Fransa'nın farkı şu. İngiltere'deki dar bölge sisteminde en çok oyu alan Türkiye'deki belediye başkanlığı seçimi gibi en çok oyu alan milletvekili oluyor. Yani bir oy farkla bile seçilsen milletvekili oluyorsun. Fransa'da öyle değil. Fransa'da iki turlu. Yani 577 dar bölge sistemi en çok oyu alsan da seçilmiyorsun ama %50'yi geçmişsen seçiliyorsun ikinci tur yapılmıyor. %50'yi geçememişse birinci aday %12.5'un üzerindeki adaylar ikinci turda yarışıyorlar. Böyle bir durumda da e, ittifaklaşmalar, gruplaşmalar, işte ilk tur sonuçlarına bakarak e, güçlü aday, zayıf aday çünkü ilk tur bir test oldu. Ona göre yeniden bir şekillenme oluyor. O açıdan e, bu ikinci tur önemli fakat Macron bir kumar oynadı ve kaybetti. Söylenebilecek tek şey şu e, detaylı açıklama veya detaylı değerlendirme ancak ikinci turdan sonra yapılabilir. Yüksek mahkemenin Trump hakkında aldığı karar önemli. Ve şunu söylüyor yüksek mahkeme ki bu üyelerin mühim bir bölümü Trump atadı kendi başkanlığı döneminde. Cumhuriyetçi üyeler, cumhuriyetçi yargıçların aldığı bir karar bu. Oval ofiste olduğu sürece, Beyaz Saray'da görevde olduğu sürece resmi işlemlerinde dokunulmaz dedi. Resmi nitelik tanımayan işler üzerinden yargılanabilir dedi. Son derece önemli. Bu Trump'a ikinci dönem için kuvvetli bir her türlü şeyi karıştırma ve her şeyi yapma hürriyeti veriyor. Trump'ı mutlu eden bir karar. Evet. Yavaş yavaş bağlarken Suriyeli meselesiyle bitirelim. Bugün metroda Suriyeli bir kadın oturduğu için söylenen bir adamla kavga ettik. Bu ülke çok korkunç bir yer demiş Duygu. Bir başka konu da şu. 5 ölü 57 yaralı İzmir'de Şırdancı'da ocak sisteminden kaynaklanan patlamada önceki gün 5 kişi öldü. Ve çevredeki 11 binada hasar gördü. Yani tuhaf. bir yerde bir yerde yemek yerken dahi oradan sağ çıkacağınızın garantisi yok. İş yavaş yavaş böyle gidiyor. Tabi denge denetim olmayınca insan hayatı da bu derece ucuzluyor. Sadece bunu söylemek için bu görüntüyü ekranlara getirdim. Fakat İstanbul'daki şu dehşet verici görüntüyle bağlayalım. İstanbul Maslak 1453 Arap iş insanları iş, iş insanlarını elinde bıçakla Ağır küfürler, galiz küfürler ederek tehdit eden kişi. Ne oldu acaba bunun hakkında bir işlem oldu mu? Ben Türk'üm Türk diye bıçak sallıyor. Yani burada işlenen birkaç suç var. Eğer doğru bir yargılama ve doğru bir e, mahkeme süreci söz konusu olursa. Diyor ve manşeti bağlıyorum. Çarşamba tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.